yeni yeni nesil artık yeni düzen her ikisini de bence istiyor. İşte bilgeliğin yolu evet. Aslında aklın ve kalbin yolunun bir arada olması. O yüzden olması. Yeni dönem dedim. Ondan umudum var çünkü. Evet. Çünkü yani ikisinin bir arada olması. Hani bugün birçok kavramdan bahsettik. Mesela adaptasyon dedik, uyum yeteneği dedik. Uysallıkla aslında uyumlu olmakla uysal olmanın bir fark olduğunu, yani kabul etmenin her şeyi kabul etmek olmadığını, geçicilikten... Ya kar yağıyor, palto giyme istersen. Yani buyur. Uyum sağlamamak, ben palto giymem. İşte bizim bir arkadaşımız var. Sevgili sorgulamadan karşı çıkanlar var bir de. Hayır. İnsan üşümez, hipotalamus üşür derdi mesela. Gömlekle gezerdi kışın. Yani ve böyle yaparsan hasta olursun. Yani uyum demek palto giymeyi akıl etmek demek. Yani şartlara göre davranmayı anlamak demek. Tavır değiştirebilmek demek. Ama biz burnumuzun dikine gitmeyi kararlılık zannediyoruz. Değil. Burnumuzun dikine gitmek gereksiz bir inançlık. Soyu tükenen canlılar öyle gittiler yani. Hepsi burnunun dikine gitmek zorunda kaldığı için silindiler. O zaman psikolojik esnekliği nasıl açıklarsın? Yani esnek olmak. Burada uyum ve uysallığın farklı olduğunu söyledik. Uyumun önemli olduğunu söyledik. Kabulün önemli olduğunu söyledik. Aslında hep bugünkü konuşmalarda hep bu vardı. Yani sörf yapmak, işte kendimizi aşmaya çalışırken hem kendimizi hem çevremizi gözetmek. İşte milli eğitim sisteminin, toplumsal sistemin aslında bu hem uyum yapmak hem de bir de tehdit de var. Yani bir zorlanma anında daha çabuk kararlar verip daha çabuk hareket edebilirken bunu zamana yaymakta bazen sıkıntı çektiğimizi söyledik. Ve bütün bu değişkenliğin içinde aslında yani çünkü bir değişkenlik var ve bu değişkenliğin içinde hani ne öyle ne böyle ne iki uç yani ya kötü işte kötü veya iyiden çok arasındaki o yolu bulmaktan bahsettik. Psikolojik esneklik tabii çok önemli bir kavram yani günümüzün kavramı bu da hani işte bu Hacı Yatmaz metaforundaki kavram. Psikolojik olarak esnek bir misiniz Sinan Hocam? Valla oldum galiba. Yaşlandıkça öyle oluyorum gibi geliyor bana. Yani mesela gençken çok daha kolay patlar çatlar bir şeyler olurdum. İşte dedim ya başta bu da geçer yahuyu anlayabilmeye başladım galiba. Biraz daha yani mevzunun sadece benimle ilgili olmadığını anlayabilmem benim biraz uzunca bir zamanım aldı. Dediğim gibi erkenden söylemişlerdi ama o zaman anlamıyorduk tabii. Kafamız toy. Ama gönlümüz toy daha doğrusu. Kafamız belki zehir gibi çalışıyor da. Yaşla beraber zaten birçok insanda gördüğümüz o daha birleştirici, daha bilge, daha ılımlı olma hali bizim sinirsel devrelerin zamanla mecburen hayat tarafından eğitilmesi sonucunda oluyor. Yani siz ne kadar tepinirseniz tepinin, ya hayat bir şeyler yapıyor. John Lennon demiş ya, hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir diye. Hakikaten öyle, bunu görüyorsun ve bir süre sonra da işte ben hiç sörf yapmadım ama o şeyin metaforu çok severim. Yani seni öldürebilecek dalgalar var mesela. Nerede? Los Angeles'ta mı ne yapıyorlar? Devasa dalgalar. Hatta yılın bütün gün 365 gün onları bekliyorlar. Normal adamı öldürecek dalgaya eğer tahtan ve tekniğin varsa sen bir ulaşım aracı muamelesi yapıyorsun. Onunla bir yerden bir yere gidiyorsun. Yani işin dinamiğini anlamak için biraz yaşamak lazım hayatı. Hayatı kendi zanlarınızla analiz etmeyi bırakıp kabul ederek onun içinde bir bulunmanız lazım. İster bu Covid hikayesi gibi bir kriz hali olsun. İster güncel yani kişisel hayatta bir trajedi olsun, bir başarısızlık olsun, ne olursa olsun. Orada bir anlamak lazım. Yani bu sadece benim başıma gelmiyor ve başıma geldiğine göre bu gerçek. Bu gerçekte neler var bir bakalım. Yani ben buradan nasıl çıkacağım? Ve çok kısa bir şey söyleyeyim. Bunun idmanı bence çok basit. Hala mesela nöropsikoloji falan çok moda oldu ama bence beyin plastisitesiyle bu psikolojik dönüşümler, değişimler arasındaki ilişkiyi biz daha tam anlayamadık. En temel kurallardan biri hep maalesef terapi seanslarına kalıyor. Yani insanları bunu yapmaya ikna edemedik. Ya beynin prensibi çok basit. Küçük alıştırmalarla kuvvetlendir, zamanı geldiğinde büyük atılımı yapabilirsin. Ne diyorum? Hayatında küçük cesaret hamleleri göster ya. Küçük küçük yani... Hep aynı şeyi yapma. Biraz farklı, acık zorla, yeni bir şey öğren, tıktır. Yeni birileriyle tanış, ortam değiştir, bir şey. Biraz biraz hayatını genişlet ki hayatın daraldığı zaman böyle elde sıkılmaya çalışılan sabun gibi fırt diye oradan kaçıveresin. Bu devreleri geliştirmezsen eğer, hiç bunların üstünde çalışmazsan işte ömür boyunca neye yatırım yaparsak onu yaşıyoruz demem o. Biz beyin devrelerimizi neyle meşgul ediyorsak onlar güçleniyor. Tabii. Ve düşün hep bize öğretilen kalıpların bizi nasıl şekillendirdiğini düşün. Yani zihin, beyin ve beden
ortak bir bellek oluşturuyorlar. Ve diyorlar ki sen bundan başka bir işe yaramazsın. 30 sene bunu tekrar ettikten sonra ne olsa elinde, ne araç olsa onu hayatını değiştirmek için kullanamazsın. Ama devamlı olarak ya ben değişebilirim, ben yeni bir şey yapabilirim. Bu durumda da bir şey yapabilirim. Bunu deneyimleyecek olursan, hayatını zenginleştirirsen, işin bence en dip sırrı bu. Bütün esneklikte, istikrarda, resilience'de hepsi gelip buraya dayanıyor. İdman yoksa ne kadar ekmek o kadar köfte derler ya, sonuçta bu ödül yok. Bakınız hayatında böyle bizim hayran olduğumuz ne güzel işte biyografisi yazılsın falan dediğimiz insanların hayatları hep temrin ve tekrarla geçiyor. Takıntılı bir şeyi temrin ve tekrar ediyorlar. Ve bir süre sonra o insanlara diyoruz ki işte biri bilmem ne bilim insanı oluyor, biri bilmem ne sanatçı oluyor, biri bir şey yazar oluyor. Mesela Uğur'un yazar olması hiç şaşırdığı bir şey. Bu adam benim tanıştığım ilk bir şey söyledi, çok moralimi bozdu. Dedi ki ben her sabah kaç dedin, 9'da mı, 8'de mi kalkar oturur yazarım dedi. Ben her sabah yazarım dedi. Benim hayatımda yapamadığım bir şey. Bugün ben sabah mesela, yazıyordu mesela, ben şahit oldum telefonla konuşuyor. Çok disiplini var mesela. Dolayısıyla adam yazma devresi geliştiriyor sürekli. Doğal olarak o yazar olacak. Yani başka şansı yok onun. Ama ben gaza gelince yazan bir insanım. O yüzden mesela yazmada aksaklık yaşıyorum. 2,5 sene sürdü şunların hocam çıkması. İyi ki aksaklık yaşıyorsunuz. Hayır, yani. Hayır ama yani çok daha hızlı yazılabilir anlamında söylüyorum. Evet. Ha belki iyisi kötüsü vardır ayrı ama disiplinin önemini anlatmaya çalışıyorum. Yani biraz önce yani altı çizilecek bir şey dedin. Öz farkındalık var ya. Ya bugün dünya kendimizle uğraşmayalım diye ne gerekiyorsa yapıyor. Yani ne gerekiyorsa yapıyor. Bizi kendimizle uğraştırmayan tonla şey var. Onu uğraşmaya başladığımızda mevzu çözülecek zaten. Bizim ana projemiz biziz. Yani başka bir şeyle uğraşmaya gerek. Aklıma ne geldi biliyor musun şimdi bu? Ben tabii Sinancı'yla çok programla birlikte oluyoruz. Mesela işte 21. yüzyıl yetenek ve becerilerini saysak hangi kaynaktan gelirse gelsin farklı kaynaklardan tanımlanıyor. Psikolojik direnç bunun parçalarından biri. Esneklik bunun parçalarından biri. Eleştirel düşünme yeteneği bunun parçalarından biri. Analitik düşünmek yine parçası. İnisiyatif kullanmak parçası. Örgütlü toplum, biz paradigmasıyla birlikte bunun parçası. Dayanışma kültürü. Yaratıcılık yine 21. yüzyıl yetenek ve becerilerinden biri. Aslında hangi disiplinden bakarsak bakalım hep bu noktaya geliyoruz. Biz de şöyle her zaman düşündüğüm bir şeydir bu. Televizyon programlarına bakın her kategorideki. Siyaset, komplo teorileri, işte bilim, insan vesaire ne diyorsanız deyin. Sosyal medya içeriklerine bakın. Kitaplara bakın. Nereye bakıyorsanız bakın, makalelere bakın. Biz sadece tespit etmeye çalışıyoruz. Tabii. Hiç kimse çözüm önerisi sunmaya çalışmıyor. Ve şöyle oluyor bu. Eğer sen işte kontra düşünceler ortaya atmaya çalışıyorsan ya da çözüm önerileri ortaya koymaya çalışıyorsan, mesela Sinan Hoca'nın çok yapan isimlerden biri, çok da sayısı az bunun, sen aslında riske girmek zorunda kalıyorsun. Riske giriyorsun. Çözüm önerisi ve kontra düşünceler ortaya koyduğun için riske giriyorsun. Aslında 21. yüzyıl yetenek ve becerilerinin bir parçasını yapıyorsun. Fakat riske girdiğin için tabii ki hata yapma payın da artıyor. O kadar orada konforcu bir tutum var ki, zaten adam alışmış tespitlere ve hep o istikamette gelen şeylerin dışında bir şey durduğunda dayanamıyor ve kendisi belki yapmadığı için eleştirmeye ihtiyacı hissediyor. Ya da çok yine 21. yüzyıl yetenek becerisi, işte derin düşünme, işte analitik çoklu yetenek alanları falan. Çoklu yetenek alanlarını geliştirmeye çalışıyorsun. Bu sefer de şey diyor yani, niye bu kadar çok şey de var? Ama seviyorsun, oğlun olsa, kızın olsa bunu isteyeceksin. Yani diyeceğim şey şu, zihinsel olarak da hani psikolojik direnç aynı zamanda zihinsel direnç. Şu tespit yapma çabasından biraz çıkıp da sorun çözüm önerme aşamasına geçmemizin çoktan zamanı geldi. Evet. Şimdi böyle toparladım tabii. Yüz ifade. Evet yani. Hep reklama takılıyor. Yok bitiriyoruz. Bitme takılıyorum. Bitiriyoruz artık. Hadi ya bitti mi? Ya, ben daha yeni gelmiştim. Evet. Bence de aynı şey geçerli. Bugün gerçekten çok güzel konulardan bahsettik. Bunların hep açılarak daha da fazla konuşulması, tekrar konuşulması gerekiyor. Gerçekten üzerinde. Benim misafirim olduğunuz için bugün beni ilk programda onurlandırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben siftahları çok severim. Çağırdığın için çok teşekkürler. Sağ ol. Efendim bugünü kapatırken bir şiirle kapatmak istiyorum ben. Bugünün de anlam ve önemine uygun bir şiirle. Benim çok sevdiğim, beni tanıyan insanların bildiği, çok okuduğum bir şiir. Bugün duyguların, düşüncelerin, yaşamın aslında ne kadar çok
gelip geçici ve çeşitli olduğunu, deneyimlerin ne kadar çeşitli olduğundan bahsettik. İnsan kısmı bir misafirhane misali. Bugün Mevlana'nın bir şiiriyle kapatmak istiyorum. Misafirhane şiiriyle. Ve hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Ekran başındaki